Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Evet, Futbol Net'e başlıyoruz. Malum konu, sen biraz önce bilgiyi aldın, Emre Mor transferi. Evet, Abdurrahim Albayrak kısa süre içinde kapı açıklama yapılacakmış. Emre Mor Galatasaray'da. Evet, onu konuşuruz ama şu anda gündemdeki bir numaralı konu, tabii dün 21.30'da başlayan, 23.30 civarında sona eren ve Fenerbahçe'nin Bayern Münih'e 6-1 kaybettiği Audi Cup mücadelesi. Tabii nereden başlamak lazım? Yani şöyle başlayalım. Şimdi Fenerbahçe geçen sezonu çok kötü. Dün de konuştuk biz burada Övünç Özlem'le. Aha. Ben böyle bir skoru bekliyordum. Çok net şekilde bekliyordum. Yani 6 gol yemesi Fenerbahçe'nin aslında bu maçta normal skor. Hangi maçta Fenerbahçe'nin 6 gol yemesi normal olarak değerlendirilebilir? İşte orada bir şey var. Ne derler? Hani Fenerbahçe ve 6 golü yan yana, 7-6 golü yan yana koymak istemiyorsunuz. Koymayı düşünüyorsunuz ama zamanında çok daha zayıf takımlardan da geçmişe gittiğimiz zaman böyle şeyler oluyor. Orası ayrı. Futbol içerisinde bunlar var. Bu teknik olarak mı değerlendirmek lazım bu maçı, yoksa farklı yönleriyle mi değerlendirmek lazım? Bence farklı yönleriyle değerlendirmek lazım. Teknik olarak değerlendirecek olursak zaten saha içerisindeki kalite ve kalibre farkı çok net şekilde ortadaydı. Fenerbahçe'nin de birkaç yaşadığı şanssızlık dolayısıyla mevcut elindeki kadronun da iyisini çıkartamaması söz konusuydu. Ve bu eksikler bir şekilde hep defans bölgesinde birikince çok dengesiz, dağınık ve gerçekten de yetersiz. Yani bu kadroyla, bu defans hattıyla şöyle bir şey düşünün. Fenerbahçe dünkü defans hattıyla sahaya çıksın. Forvetine de Lewandowski'yi, bir tarafına Cristiano Ronaldo'yu alsın. Hatta Messi de olsun. Türkiye Ligi'nde şampiyon olamayabilir değil, olamaz. Yani çünkü bu kadro sürekli 3 gol atsa da Fenerbahçe, bu kadro sürekli 3'ten fazlasını defans hattı olarak konuşuyorum, yiyebilir, yemeye aday ve gerçekten de kırılgan. Ha, bu Fenerbahçe'nin ideal defans hattı mı? Değil. İşte oraya geliyoruz. Neden Fenerbahçe'nin ideal defans hattı değil? Bir, şimdi bu bence eleştirilmesi gereken merci, bu turnuvanın organize edilen bu turnuvanın Fenerbahçe davet mi edildi? Fenerbahçe kendisi mi niyetli oldu? Fenerbahçe neden bu turnuvaya katıldı aslında? Çünkü Fenerbahçe geçen sezon tarihin en kötü sezonunu geçirmiş ve takımın %80'i %90'ı değişeceği belli. Ve bu %90 oranındaki değişimin de bir ay içerisinde, ki Fenerbahçe bu sezon transferde çabuk davranması, efektif olması, hızlı hareket etmesi dolayısıyla övüldü. Birçok transferi, başta Kruse, Vedat Muriç, Geri Rodriguez gibi nokta atışı ihtiyacı olan yerlere transfer yaptığı için de alkışlandı. Ama o kadar çok ihtiyacınız var ki yetişemediniz, yetişemeyeceğiniz belli. Bu turnuvalar büyük, çok büyük takımların, elit seviyedeki takımların turnuvası ve Bayern Münih'te zaten maçı anlatan spiker arkadaşımıza sürekli söyledi. Birkaç gün sonra Süper Kupa maçına çıkacak. Evet. Yani hazır durumda. Kendisini son kez test edeceği bir turnuvaya çıkıyor ve elindeki tüm silahlarını da kullandı. Yani göz göre göre gelen bir hazırlık turnuvası faciası Fenerbahçe açısından. Ve bu aslında öngörülerek Fenerbahçe böyle bir kurtlar sofrasına atılmayabilirdi. Kimse bana hani Serdar Aziz de sakatlandı son anda, Hasan Ali de işte sakatlandı maç içerisinde ya da beklenen stoper transfer görünüyordu ama ya kısa bir projeksiyon yaptığınız zaman Fenerbahçe'nin Ağustos'un başına ya da Temmuz'un sonuna böyle büyük takımlarla başa baş mücadele edecek bir kadroya sahip olmayacağı çok büyük ihtimalle belliydi. Olabilirdi ama o risk alınmamalıydı. Çünkü gerçekleşmedi. Dolayısıyla da böyle Fenerbahçe marka değerimi arttıracağım, adım Bayern Münih'le Real Madrid'e Tottenham'da bir arada anılacak derken hem ne oldu? Bir kere prestij kaybına uğradı uluslararası arenada. İki, Nabil Dirar mesela haksız yere ıslıklandı. Onun da tepkisi fazlaca bir tepkiydi. Ya adam bir antrenman, iki antrenman yapmış. Bayern Münih'le kimlerin karşısına konulmuş? Yani diğer tarafta Isla bir antrenman, iki antrenman yapmış. İşte kimlerle, bir de Dirar da sol bek oynamak zorunda kaldı yani. Mücadele etmek zorunda kalmış Bayern Münih gibi büyük bir takımla. Fenerbahçe bu, yani bugün de daha bitmiyor işin kötüsü. Yani bileşik facia tamlaması olabilir. Bugün işte As gazetesi yazmış. Zinedine Zidane da hani Atletico Madrid'den yediğince Real Madrid şimdi bir böyle kafayı suyun dışına çıkartıp ya bakın biz de tamam sezona Atletico'dan yediydik ama gol atıyoruz, İyi sinyaller veriyoruz demek isteyecektir. Fenerbahçe'nin Allah yardımcısı olsun, bir günde maç yorgunluğu var yani. Evet. Fenerbahçe'de yerine konulmayacak bir sürü de oyuncu var. Onlar da dün maçı büyük
bölümünde oynadılar. Fenerbahçe'nin kadrosu da rotasyonda bu maçta da çıkacak. Hiç istenilmeyeceği gibi bir şey oldu Fenerbahçe açısından. Fener yani şimdi sabırla dinlediğin için teşekkür ediyorum ve ben şalteri kapatıp dinlemeye geçiyorum. Estağfurullah. Senin söylediğin şeylere katılmakla beraber hani bölüm bölüm özetleyecek olursak birincisi bu katılma meselesi konusunda. Evet, prestij kazanma meselesi önemli. Bunlar Ali Bey'in de hedeflerinde, yani Avrupa'da, dünyada tanınma konusunda adımlar atılması konusunda bir şeyler yapılıyor. Ben turnuva açıklandığında da söylemiştim. O dönemde Fenerbahçeli arkadaşlar biraz tenkit etmişlerdi. Hani güvenmiyor musun takıma işte Fenerbahçe gittiği her yerde mücadele eder. Şimdi Fenerbahçe bu 3 takımı gördüğün zaman Fenerbahçe'ye gelene kadar Avrupa'dan en az 30 tane takımın önce sayılabileceği bir konumda şu an. Yani Portekiz'den Sporting'i, Benfica'yı, Porto'yu alabilirsin. Fransa'dan Paris Saint-Germain, Lille, Lyon. Hatta geleni Bordeaux. Hatta işte Monaco'sunu alabilirsin. Evet. İtalya'dan 7-8 takım alırsın. Premier Lig'den belki ikonu alırsın. Futbol seviyesi, kadro seviyesi olarak Fenerbahçe'den önce giren ve bu 3 takımla mücadele edebilecek takımlar. O yüzden hani buraya katılım çok mantıklı değildi. İkincisi yine senin söylediğin gibi geçen sezon çok kaotik bir sezondan çıkmış bir Fenerbahçe var. Özgüven kaybını çok ciddi bir şekilde yaşamış. Ve bu özgüven erozyonu sonrasında aslında kendine güvenini kazanabileceği maçlar da oynadı. İşte Hertha Berlin maçı, işte Wolfsburg maçı. Orada mücadele gücünü de gördü. Ama hani gerek yoktu sezon öncesinde böyle bir özgüven kaybını tekrar yaşamaya. Üçüncü mesele yani Ersun Hoca'ya veya işte Dirar'a kızılıyor ama şimdi Dirar'ın sol bek oynadığını göz önünde bulunduralım. Orada Ersun Hoca'ya kızılabilecek tek şey Cebrail oyuna sokup sokmamasıydı. 17-18 yaşındaki bir oyuncuyu belki orada hani tamamen bitirmek istememiş olabilir ama hazırlık maçlarının hepsinde kullandı Cebrail. İyi de oynadı. Aslında denenebilirdi yani Murat Sağlam nasıl oynayabiliyorsa. O da sonuçta yeni bir transfer. Daha genç bir oyuncu. Her ne kadar 2-3 yaş fark olsa da aralarında. Cebrail de orada denenebilirdi. Hocaya bu konuda belki bir eleştiri sarf edilebilir. Stoper attı, orta saha attı. Fenerbahçe'nin taktiksel olarak da bu tür takımlara karşı, hatta tüm takımlara karşı cevap verme konusunda sıkıntı yaşayacağını söyleyebiliriz. Nasıl? Şimdi fiilen kadro 4-4-2 yazıldı ki Aykut da anlatırken İşte aslında 4-2-3-1 şeklinde dizilecekler dedi. Hayır, fiilen 4-4-2 oynadı Fenerbahçe. Yani Kruse'nin hiçbir şekilde orta sahaya savunma desteği olmadı. Şimdi eğer böyle oynayacaksa ki oynayabilir, bu bir tercihtir. Arkasındaki iki orta saha oyuncusunun çok savaşçı olması lazım. Bu durumda Mehmet Ekici çok doğru bir tercih olmuyor. İmkanlar kısıtlı, kadro dar deniliyor ama orta sahası en kalabalık yeri Fenerbahçe'nin. Bu durumda böyle oynayacaksa kanatlar hem Moses hem Geri Rodriguez şeklinde olmaz. Çünkü ikisi de savunmaya hiç destek vermeyen oyuncular. Dört tane oyuncunun ileride kalınca Bayern Münih karşısında top kazanma ihtimalin yok. Hani gol yememeyi geçtim. Topu orta sahada kazanıp ikili mücadele sergileyip eşdeğer bir oyun sergileme şansın yok. O yüzden şimdi transfer politikası açısından da sabah Twitter'da da yazdım. Bu tüm takımlarımız için geçerli. Bizim transfer politikamız şöyle ilerliyor. İngiltere 8 Ağustos'ta bitiriyor. İngiltere'ye gitmeyi hedefleyen ve diğer liglerde olan takımın oyuncuları kendi liglerinde kalıyorlar ya da başka transfer yapıyorlar. Fransa, İtalya, İspanya, Almanya'sı bitiyor. Sonrasında biz o takımların kadrolarında düşünmedikleri oyunculara teklif götürüyoruz. Ya da daha önce yapmak istiyorsak maliyeti yükseltiyoruz. Bunun bir çözümü var. Ben söyledim. Bazı arkadaşlar karşı çıktı. Bazıları destek verdi. Eylül ayında başlatmak ligi. Eylül'de başlatırsak en azından sezon başlangıcı açısından transfer dönemini belki biraz daha sağlıklı. Neden sağlıklı? Keşke imkanlarımız olsa da İngiltere gibi lig başlarken transferi bitirsek ama finansal imkanlarımız yok. O yüzden daha az para harcamak ve hedeflediğimiz oyuncuların artık son umutları olduğu için onları biraz daha hani akşam pazarı denir ya onları biraz daha ucuza kapatabilmek için Eylül'e kadar sezonu belki ertelemek avantajlı. En azından 25 Ağustos 30-30 Ağustos arasında ertelemek daha mantıklı olabilir. Bir de şimdi yönetim kısmına gelecek olursak transfer yetiştirme meselesinde geçen sezon hazırlık yapıldığı söylenmişti ve herkes de ya ilk sezonun günahı olmaz şeklinde eleştiri konusunda makul davranmıştı. En azından çoğunluk. İkinci sezondayız. Fenerbahçe'nin eksikleri çok bariz. Şu an Fenerbahçe'nin stoper hattında
Asil stoper olabilecek oyuncusu yok. İlk 11 oyuncusu. İki tane stopere ihtiyacı var. Dün gördük ki sol bek alternatifi yok. Hasan Esa katlanınca sol bekte bir saçmalama oluyor. Onu gördük net bir şekilde. 6 numarada ciddi bir sıkıntısı var. Hele ki Jason eğer stoper rotasyonunda kullanılacaksa. Forvet konusunda alternatif yok. Allah yar çok büyük bir yetenek olabilir ama daha bu seviyeler için hazır değil. Süper Lig için de hazır olduğu muamma. Kanatlarda alternatif yok. Yani Geri Rodriguez'in ve Victor Moses'ın alternatifi yok. Kaldı ki bu sistemle oynayacaksa bence Victor Moses'ın sağ kanattaki verimi de tartışmaya açık. O yüzden hani yapılacak transferlerin hepsi, daha önceki yayınlarda da söylemiştim ki yine bazı Fenerbahçe taraftarları bunu algı gibi düşündüler. Öyle değil, doğrular bu. Fenerbahçe'nin beklediği bazı şeyler vardı. UEFA kararı, Elif'in satılması, hatta mümkünse Zaitz ya da Jelson satılması. İkisi oldu. Yani UEFA kararı da geldi. Men cezası çıkmadı. Biraz beklenen başarıdır dedi Ali Koç. Bir de Elif de satıldı. Bu ikisi gerçekleştirdikten sonra sezonun başlamasına 2 hafta varken bence transferlerinde hemen, hani madem anlaşma sağlandı, bu çalışmalar yapıldı, açıklanması gerekiyordu. Son bilgi şu, Luis Gustavo olmuyor. 8-9 milyon eurodan aşağı inmiyor Marsilya kulübü. Çünkü onlar da transfer yapmakta zorlanıyorlar. Doğal olarak bir gelir elde etmek istiyorlar. O yüzden şu an beklenti Kolarov, Feyza, işte Luis Gustavo, kimle anıldıysa Fenerbahçe, bunların en azından bitirilmiş olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Yani bu turnuvaya katılma fikrini de kim plana attıysa ya da daveti kabul edelim bizim için yararlı olur diye kim düşündüyse, bence Fenerbahçe kulübündeki yetkililerin bunu bir daha tekrar gözden geçirip ya bu fikrin aslında çok da faydalı olmadığına kanaat getirmesi gerekir diye. Yani bu tür turnuvalara katılmak neden önemlidir? Çünkü işte biraz önce söylediğim gibi gerçekten de uluslararası medyanın dikkatini çekiyor. İşte seni de Twitter'da zaman akışında görmüşsündür. İstisnasız maçın golleri işte her yerde, büyük medya organları tarafından tweetleniyor. İşte hat-trick yapıyor Müller, onunla alakalı tweetler geliyor. Fenerbahçe'nin adı anılıyor ama futbolda çok öyle değil. Hani reklamın iyisi kötüsü oluyor futbolda. Bu kötü bir reklam oldu. Hem bu global anlamda hem de futbol dünyası içerisinde. Bir dahaki sefer yani Fenerbahçe tabii ki bir hazırlık turnuvasıyla değerinden çok fazla bir şey yitirmez ama bakış açısı değişir. Bence esas problem olan Fenerbahçe açısından, sen zaten vurguladın, tekrar edelim çünkü önemliydi. Fenerbahçe'nin özgüvene ihtiyacı var. Fenerbahçe takımının özgüvene ihtiyacı var. Çünkü geçen sezon bu takım kazanmayı unuttuğu gibi gol atmayı bile unuttu. Yani gol attığı zaman olay olan bir takım haline gelmişti. Dünkü maçta da en iyi oynayabilen, daha doğrusu oynamaya çalışan oyuncular geçen sezon olmayan oyunculardı. Vedat Muriç'ten bazı şeyler görmeye başladık. Kruse. Murat Sağlam için aynı şeyi söyleyeceğim. Bence Murat çok kötü, yani talihsizliği sağ bek olması. Keşke sol bek olsaydı. Fenerbahçe'nin belki ilk 11'ine bile yerleşebilirdi. O iyi niyetle, o çalışmasıyla bence kapasitesi de var. Evet. Ama sağda Moses, Dirar, Isla üçlüsü, hani üçü de bek oynayabildiği için işi biraz daha zor. Yani geçen sezon olmayan oyuncular bu dünkü karşılaşmada en olumlulardı. Hani olumlu bir şey bulmaya çalışıyorsak en azından. İşte genç futbolcularla alakalı Fenerbahçe'nin de bir çekingenliği var, artık bunu söyleyebiliriz. Yani yıllardan beri hep bu söylenir de artık iyice netleşti ya da fikirler daha da olgunlaştı. Fenerbahçe'de böyle genç futbolculara ve Türk futbolculara diyelim, bir daha az güven veriliyor. Tribünlerden de öyle, ya da daha nasıl diyelim, daha az anlayışla. Mesela Cebrail niye oynamadı? Cebrail sahaya sürülmüyor. Yani işte başka kulüplerden örnek verince vermek gerekiyor. İşte Fatih Terim, Ozan Kaba bir anda atıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynatmaz diyoruz. Ya Türkiye Ligi'nde oynattı ama elinde Maicon var. Daha deneyimli. Hani orada öyle bir... Orada da oynatıyor. Yani bu şöyle bir zincirleme bağlantı gerçekleşiyor o zaman. Ozan Kabak oynuyor. Ondan sonra Ozan Kabak'ı Yunus Akgün görüyor. Ya diyor, ben de oynarım diyor. Yani Ozan her an ben de oynayayım, ona göre hazırlanayım diyor. Tribüne yansıması, ya Ozan Kabak'ta hiç bilmiyorduk diyor. Bir çocuk çıktı, fena da oynamadı diyor. Tribün, ya bu birkaç haftada birkaç yılda olan bir şey değil. Öyle, bu çok uzun zaten yıllara yayılmış bir kültür meselesi haline gelmiş durumda. Evet, Fenerbahçe'de de arada gençleri parlattı oluyor mu? Oluyor yani, oyna 2003 ile başlayan işte Tuncay, Volkan, Selçuk Şahin belki eleştirilse de 12 sene oynamış Fenerbahçe'de. Yani değer kattığı genç futbolcular yok mu? Var. En son örnek Elif Elmas. Bence o Elif Elmas konusu bunların tamamından farklı. Yani Elif Elmas'ın milli takımda da oynuyor olması,
kariyerinin iyi yönetiliyor olması gibi bir takım faktörler var. Çünkü Elif Elmas benim de beğendiğim bir oyuncu. Ve artık futbol piyasasında şöyle bir durum var. Bu çok özel bir şey söylemeyeceğim ama artık takımlar potansiyele belirli bir miktarda yatırım yapmaktan çekinmiyor. Çünkü aksi takdirde Elif Elmas birkaç sene içerisinde gerçekten büyük bir yıldız olduğunda 100 milyon eurodan aşağıya alamıyorsunuz. Ve eğer ekonomik gücünüz varsa ben şimdiden Elif Elmas'a 15 milyon, 16 milyon euro vereyim. Potansiyeli var. Çünkü geçen sezon Elif Elmas alıp götürdüğü bir maç var mı? Yok. Yok. Yani çok mu gol? Değil. Neyi gösteriyor bize? Evet, ya tabii iyi oynadığı maçlar var. Yani Konya maçında da gol atmıştı ama toplam 4 golü var. Zaten Fenerbahçe çok kötü bir pozisyonda. Hani neyi gösterdi bize? Ya hem en doğru defans, yerde de oynamadı bu evet, arada. Evet, değişik yerlerde de oynadı. O da biraz avantajı oldu. Birçok mevkide oynayabilmesi, hem forvete katkı verebilmesi hem de defansif anlamda. Ama hepsini muazzam, hangisini muazzam yapıyor? Hepsini ortalama yaptı. Hepsini ortalama yaptı. Dediler ki bu çocuk daha 18-19 yaşında. Biz bunu iyi antren edersek diye düşünüyor Napoli. İyi de bir teknik direktörü var. Üzerine de eğilirler büyük ihtimal. Bu adam çok yüksek bir potansiyel sahip ve bize çok faydalı olabilir diye veriyorlar. Şimdi ihtimali satın alıyorlar. Bu hani transfer konularını hep eleştiriyoruz. Daha önce de dile getirdim. Balkanlardaki işte ilişkilerimizin iyi olduğu, tarihsel mirasımızın olduğu ya da Orta Asya'daki ülkelerden bu tür oyuncuları getirmek bir taktik. Altyapıdan getirmek ayrı bir strateji. Şimdi yavaş yavaş yani Galatasaray bölümüne geçecek olursak. Evet. Falcao mesela konuşuluyor. 22 milyon euro tarzında bir şeyler söylendi ama 15-16 civarında da bir rakam dolaşıyor. Neyse yıllık 5 milyon euroluk bir meblağ, 5-6 milyon euroluk meblağdan bahsediyoruz. İşte maliyeti tartışılıyor. Ben maliyet konusuna çok girme taraftarı değilim. Çünkü maliyet dediğin şey performansa göre değerlendirilmeli. Performans sonrasında değerlendirilebilir. Yani en güzel örnek Simon Kea'dır. 8 milyon euro verilir mi stopere denildi. Şimdi geri alınmaya çalışılıyor. O stoper eğer 8 milyon euro ediyorsa zaten sahada gösterir. Falcao'nun kariyeri de zaten ortada. Yaş itibariyle belki bir risk olabilir ama nihayetinde Nebil'le de konuşmuştuk bunu. Şimdi ikisini de yapabilmek lazım. Yetiştiremiyorsan dünya yıldızına belirli bir bütçe ayırabilirsin. Ama diğer tarafta da yetiştirmen lazım. İşte Ozan Kabak meselesi gibi. Ozan gibi 3-4 tane oyuncu alıp satabiliyorsan zaten o maliyeti çıkartıyorsun. Şimdi hem altyapıyı yapmak lazım. Şimdi taraftarlar veya izleyiciler bazen şey yapıyorlar. Ya hep altyapı diyorsunuz, Falcao'ya bu kadar veriliyor, niye eleştirmiyorsunuz? Ya normal koşullarda zaten eleştirmemek lazım. Çünkü ikisinin bir beraber yürümesi gerekiyor. Barcelona da bugün transfer yapıyor. Yani dünyanın bütün kulüpleri transfer yapıyor. Altyapısı iyi olsun kötü olsun. Bütün kadro scouting'i oluşturamaz. Evet, yani. Mesela Ajax örneğini aldı. Dusan Tadic aldılar. Onlar için bütçesi yüksek bir oyuncuydu. Aldılar ve daha da başarılı oldular. Şimdi transfer gerekli olan bir şey. Ama transferi yapabilmen için de hem bütçe üretmen lazım hem de bütün 11 mevkiye transfer yapma şansın olmadığı için altyapıdan da bir oyuncu, yani birkaç oyuncu getirmen gerekiyor. Şimdi 11 milyona gitti değil mi Ozan Kabak? 22 deniliyor Falcao için. 2 tane Ozan Kabak sattığın zaman Falcao'nun maliyeti çıkıyor mantıken. Yapabiliyorsan öyle yapman lazım. Bugün Yusuf Yazıcı için 20 milyon, 24 milyon, 25 milyon eurolardan bahsediliyor ki bence değeri daha yüksek. Yani daha da yüksek olabilir. Elif daha yükseğe de gidebilirdi ki Fenerbahçe geçen sezon daha iyi bir sezon geçirmiş olsaydı. Bunlara biraz yatırım yapmakta fayda var. Ama diğer tarafta niye alıyorsunuz demek de çok mantıklı gelmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde kazandırma ihtimali yüksek. Geçen sezon forvet olsaydı belki gruptan çıkabilirdi Galatasaray ve gelir anlamında maliyeti karşılayabilecek bir gelir de elde edebilirdi. Bu dengeyi iyi tutturmak lazım ama her seferinde söylüyorum. Bizim transfer stratejimiz çok önceden planlama, çok önceden işte scout ettik, bulduk ettik meseleleri çok nadir olduğu için çok planlı olmadı. Yani biraz da üstümüze düştüğü gibi oldu işte. Elif Elmas meselesinde olduğu gibi. Yani bizim takip ettiğimiz bir oyuncu değil. Önerildi. Aa baktık. Burada bir cevher yatıyor. Gidip alalım. Düşüncesiyle hareket edildi. O zaman çok iyi hesaplamak lazım. Çok iyi çalışmak gerekiyor. O çok iyi çalışmayı da henüz yapabilmiş değiliz. Yani Galatasaray için de geçen sene forvet yoktu. Şimdi Falcao alındığını varsayıyorum. Hani herkes olduğu dediği için. Falcao bitti. 6 numara meselesi bence çok ciddi soru işareti. Bir kadroda her şeyin dengeli olması gerekiyor. Bugün Silvino'nun röportajı vardı L'Ekip gazetesinde. Brezilyalı futbolcu daha önce Arsenal'da oynadı. İşte Juninho'nu Lyon'un başına getirdi. Teknik direktörlük için A takımda ilk tecrübesi. İşte Memphis Depay'dan konuşuyorlar. Nerede oynatacaksın? Merkezde mi oynatacaksın? İşte Nebil Fekir de gitti. Onun yerine mi oynatacaksın? Sağda solda mı? Vallahi de çevresindeki oyuncu
Vallahi dememiştir muhtemelen de. Açıkçası dedi. Çevresindeki oynayacak oyunculara göre dedi. Yani sol bek, sağ bek, orta sağ oyuncusu, sağ çaprazında hani onun karşı kanadında oynayacak oyuncu, merkezde oynayacak forvet oyuncusuna göre hangi sistemde nasıl oynayacağına karar ver. Yani kadro dengesi. Dün Fenerbahçe'ye bakıyorum. Kruse'nin ve Vedat Muriç'in olduğu bir sistemde arkada Mehmet Ekici ile Ozan Tufan var. Şimdi savunma gücü olarak yani Bayern Münih'e karşı oynarken demiyorum. Süper Lig'de oynasa aynı sorunları yaşayacak bir orta sahadan bahsediyoruz. Eğer bu dengeyi tutturamıyorsanız zaten sıkıntı var. Evet, yani diyecek bir şey yok. O, bu durumun daha önce öngörülerek yani Fenerbahçe yıprandı mı yıprandı ve işin kötüsü daha sert bir fırtına da olabilir şu anda. Yani Real Madrid bir 6 bir 7 ve onlar da moral peşinde. Moral peşinde. Doğru. Fenerbahçe zaten alternatifi olmayan oyunculardan kuruldu. Yani bu seviyeye çıkabilecek potansiyeli, kapasitesi, bu seviyenin futbolcusu dediğimiz hazırlık maçı da olsa 11 oyuncusu da yok. Zaten 11'i kurarken de problemli, eksikleri var. Özellikle defans bölgesinde. Şimdi Real Madrid'de büyük ihtimalle saat 19'daki maçta yorgun Fenerbahçe'nin. Hem mental olarak yorgun. Yani şey oldu, yani çok geçmiş, çok yakın dönemin hatıraları yüzlerden düşen bin parça. Ne bildirir, sahayı terk etmek istiyor. Söylenenlere göre de çok yoğun bir protesto değil de o da kendince haklı. Kardeşim diyor, ben yeni gelmişim. Sol bek atıyorsun. Sol bekte oynayın. En kötü adam da değildi yani. Yani hepsi kötüydü yani, ortalama ama. Golde çok kötü bir hata yaptığı için, yani çok acemice bir hata yaptığı için biraz o şey, o daha da tatilden kopamamanın verdiği bir şey. Yani iletişim bozukluğu da var. İletişim bozukluğu, yani orada durup çok sakin şekilde altı pasta esasen de bir bek oyuncusu da olmadığı için, ben de bek oynayabileceğini, sağ bekte oynayabileceğini düşünüyorum ama orada çünkü bek oyuncusu geldi mi o topu bekletmez bu kadar, yani çok iyi bir alan kontrolün olacak ki evet, ya da yani çok öyle ayağa çıkayım diyeceksin. Belki hani baskı yemeyelim, işler kötü gidiyor, biraz ayağa, çünkü bu topu ileri vurursam zaten bizim yarı sahamıza dek 3 saniye içinde geleceği belli diye düşünüp, ama işte bu biraz hem tatilden yeni gelmenin, konsantrasyon probleminin, mevkisi olmadan farklı bir pozisyonda oynamasının nedeni. Yani maçla ilgili aslında konuşulacak çok fazla bir şey yok. Yani bu planlama, yani bu planlama problemi ve bunun tahmin ediliyor olması lazım. Bu, yani Audi Cup'a katılıyoruz, ne güzel, orada 5 günlük bu moda deyimiyle hype yaratmak için diyorlar yani yüksek, yani sosyal medyada böyle bir işte bahsedildi. İşte bahsedildi. Lewandowski ile çıkacak. Fenerbahçe Bayern Münih oynayacak. Dünyanın en büyük takımı Real Madrid'de oynayacak. Oynarız işte Audi Cup reklam altında 4 tane logo var. Bir tanesi Fenerbahçe'nin logosu gibi şeyler peşinde koşup ya da sosyal medya paylaşımları, Almanya kampı, Real Madrid maçı öncesinde gibi gibi işler, içerikler üretilecek ve YouTube hesabı 2 milyona gidecek gibi. Tabii ki bir paket, Fenerbahçe operasyonu bir paket ama öncelikleri bence biraz başta kabul etmiyordum. Önce böyle bir şeye basılıp, ne derler hani şu tabir var ya, Fenerbahçe'nin forması şampiyonla oynayamıyor işte. Fenerbahçe zaten dünkü forması hiç şampiyonla oynamazdı o forma. Evet, çok beğenmedim ben de. Yani kusura bakmasınlar. Tarihte gördüğüm benim en kötü çubuklu olabilir. Çubuklu forma değil ki. Evet, çubuklu da değil, doğru. Yani oynamıyor forması. Geçen sezon gördük. Yani kardeşim bu takım zaten bıraksan 4 tane şampiyonla oynayan takım var. İlk 4'e gire olmuyor. Yanlış yaptığınız zaman olmuyor. Hatta o büyüklük dediğiniz kavram ters tepiyor. Camia baskısı vesairesi çok daha hızlı şekilde yıpranmanıza. Sayın Koç Ali Bey yani çok büyük özveriyle girdi. Çok çalışıyor. Ama maalesef gelinen bir senelik zaman zarfı içerisinde, yani sadece Sayın Koç Fenerbahçelilere değil, Türk futboluyla ilgili çok önemli mesajlar verdi. Ama gelinen noktada en çok eleştirdiği şeyi yapmak zorunda şu anda. Ne? Şimdi, Yansen transferini eleştirmişti. Nasıl bir sözleşme yapılmış? Eller kollar bağlı. Onun için teslim olmuşuz. Böyle transferler olmayacak dedi. Yapmak zorunda. Yapmak zorunda. Şimdi Fenerbahçe'nin yönetimini tabii ikiye ayırıyorum ben her seferinde. Mali konulardaki performansıyla sportif konulardaki performansı. İkiye ayırmanın da önemi var. Çünkü bu mali konulardaki performansı şu ana kadar bence başka bir yönetimde sergileyemez. Yani bu kadar katkı sağlamak, parayı ibe etmek, işte sermaye artışı evet, yapmak, kampanya düzenledikten sonra o kampanyanın işte İyi programlanmış bir kampanya. Evet, birçok kişiyi etkilemesi ve mobilize etmesi aynı zamanda. Uzun zamandır Fenerbahçeli büyük patronlar, büyük isimler
çok fazla yardım etmiyordu kulübe. Onları tekrar motive etmek. Bu konuda başarılı Fenerbahçe yönetimi. Bu konuda hiçbir şey söylenemez ve bence zor koşullarda da çalışıyorlar. O meseleleri de biraz transfere yansıdığını söyleyelim. Ama diğer tarafta da sportif anlamda yapılan bazı şeylerde ya tabiri caizse yanlış da ifade etmek istemiyorum ama amatörce geliyor. Yani şimdi Audi Cup'a katılalım düşüncesi bence amatörce bir düşünce. Veya YouTube'da 1 milyon abonen olması. Şimdi YouTube meselesi ayrı bir mesele. Çünkü hitap ettiği kitle artık çok çok genç yaşlardaki kitle. Yani Fenerbahçe'nin futbol A takımının özel bir röportajı YouTube'da çok fazla ilgi çekecek bir şey olmamaya başladı. 1 milyon rakamı benim oğlum seyrediyor. Sadece eline konsol oyununu alıp sadece onu anlatan i̇şte insanların 2-2,5 milyon. Hedef kitle, yani hedef kitle çok farklı. Ona göre iş yapılması lazım. Ayrı bir konu. Yani sayısal olarak evet çok önemli bir rakam kilometre taşı ama içerik olarak da doldurmak lazım. Şimdi bazı şeyler hep bu gösteriş noktasına doğru gidiyor. Bence bu konudan da biraz vazgeçmekte fayda var. Yani sağlam sportif adamlar atılırsa Fenerbahçe evet Audi Cup'ta oynayabilecek seviyeye veya o takımlarla rekabet edebilecek seviyeye gelebilir. Fenerbahçe'nin tarihiyle ilgili bir tartışma yapmıyoruz. Ama şu anki sportif düzeyi bence o turnuvada yer alacak bir sportif düzey değil. Geçtim Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak bir sportif düzey değil. Geçtim şu an UEFA Avrupa Ligi'nde de zorlanacak bir düzeyde Fenerbahçe. Ve o yüzden mali konularla bu kadar iyi mücadele ederken işin kötü tarafı o. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var. Mali konularda bu disipline ihtiyacı var. Bu disipline ihtiyacı varken sportif konuda hiçbir hata yapma lüksü yok. Ama maalesef bu hatalar yapılıyor. İşte madem stoper konusunda bir Damian Comolli'nin açıklaması vardı Fransız televizyonunda. RMS'e gitti işte Feghouli olmaz, şey olmaz, Brahim olmaz bizim için çok pahalı. İşte Metsin, Habib Diallo transferi işte bizim için çok pahalı falan. Stoper sordular. Umarım stoper alma gibi bir durumumuz olmaz demişti. Şikirtel'le hala anlaşma sağlanamadı. Madem hani böyle bu biraz plansızlık var orada hissediliyor. 6 numarayla ilgili hala bir sorun var. Evet Elif belki daha önce de satılabilirdi. Görüşmelerin uzaması belki Fenerbahçe'nin daha fazla bonservis elde etmesine neden olmuştur ama bir şeylerin olması lazım sportif anlamda. Şimdi bu kadar sabret. Bu kadar planlıyız, ya, programlıyız ve kurumsalız denilen bir ortamda hatanın en aza indirgenmesi gerekirken hata en fazlaya çıkmaya başladı. Doğal olarak dün işte hashtag açılmış. Kim açtı, nasıl açtı, nasıl desteklendi umursamıyorum ama ben gördüğüm şeyi yorumluyorum. Ali Koç istifa şeklinde. Ha, o yani olay niyetlidir büyük ihtimalle. Tamam ama olay dönüp dolaşıp bir yerden oraya sonra oraya gelecek. Fenerbahçe'nin Ali Koç veya başka birisi kim artık taşın elini taşın altına koyarsa finansal anlamda Ali Koç yönetiminin yaptığı işlere ihtiyacı var. Bak Fenerbahçe'nin batmamak için finansal anlamda Ali Koç yönetiminin yaptığı işlere ihtiyacı var. Ama Fenerbahçe'nin sportif anlamda başka türlü yönetilmeye ihtiyacı var. Onu da söyleyeyim. Çünkü finansal anlamda yaptığınız işlerin anlam bulması için ya ben kadroyu gençleştirdim. Ben kadronun maliyetini, maaş bütçesini yarısına ya da üçte birine indirdim. İyi, güzel. Ama indirdin de takım üçüncülükte tutunsaydı, dördüncülükte tutunsaydı, beşincilikte tutunsaydı. Yani takım düşme potasında zaten bu bir başarı olmuyor. Zaten maliyeti düşürüp performansı belirli bir seviyede evet, tutarsan başarı olarak addedilebilir. Yani aksi takdirde zaten Fenerbahçe futbolcusuz kalmıyor. Bir şekilde buluyorsunuz ve işin kötüsü işte gelen yani 16 transfer Damian Comolli'nin yaptığı ve direksiyon hala onda mı bilmiyorum en azından futbolcu seçiminde. Bir tanesi bile bir transferini bile tutmamış olması. Şu an Max Kruse için umutluyum. Yok, ben için onu Damian Comolli transferi olarak değerlendirmiyorum. Kaldı ki yani genel bu geçen sezon Sayın Koç'un çizdiği vizyonun dışında da transferler yapılıyor şu anda. Evet evet. Yani hedefteki isimler Luis Gustavo harika bir futbolcu. Gerçekten çok beğendiğim futbolcu. Yani muhtemelen evet, sen de çok beğeniyorsundur. Yani Wolfsburg, Bayern Münih. İhtiyacı da olan bir ihtiyacı yani Brezilya milli A takımına yükselmiş futbolcu. Ama bunlar işte 30 küsür yaşlı, yüksek bonservisi özellikle. Evet, konuşulandan çok farklı yerde. Ve geldiğine daraldı. Ligin başlamasının 2 hafta var. Fenerbahçe lig gibi bir turnuvaya katıldı. Yani maalesef, gerçekten bunu söylerken üzülüyorum. Maalesef Sayın Koç söylediği, çizdiği vizyondan, söylediklerinden yakalandı. Yani şöyle ifade edelim ve yavaş yavaş da kapatalım.
Şimdi Filip Kokum hamlesi de öyle bir hamleydi. İşte dünyaca ünlü bir antrenör getirelim ve burada başarılı olsun. Bir anda olmuyor. İşte Audi Cup'a gidelim, başarılı olalım veya kendimizi gösterelim. Bir anda olmuyor. Bunları başka branşlardan yapabilirsiniz. Mesela basketbolda yapabilirsiniz paranız varsa. Basketbolda çok iyi bir kadro kurabilirsiniz ki Fenerbahçe bu sezon... Anadolu sezon sonuncusuydu, final oynadı. Bu sezon çok iyi bir Fenerbahçe kadrosu izleyeceğiz. Yani bunu para bastırarak alabiliyorsun. Ama futbolda işler öyle ilerlemiyor. Futbolda başka dinamikler var. O dinamiklere ulaşman için de zaman ve tecrübeye ihtiyacın var. Biraz sancılı bir dönem. Yarın ben olmayacağım ama... ben olacağım. Ben Övünç'le birlikte konuşacağız. Evet. Sen olmayacaksın. Peki. Evet. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.